Mevlana'nın yolunda. Soru. Hazreti Mevlana diyor ki, hakikati Muhammediye güneşi, beşeriyet örtüsüyle yüzünü gizlemiştir. Bu sırrı anlamaya çalış, bunun doğrusu budur. Bunu en iyi bilen Cenab-ı Hak'tır. Ne buyurursunuz Hasan dede? Hasan çıkar dede. Hazreti Mevlana'nın her sözü yerindedir. Tamamen Hakk'a yüz tutan, her şeyiyle kendini Hakk'a vermiş olan bir kişi, artık Hak olmuştur ve bedeni de Hakk'ın örtüsü olmuştur. Bu alemde insan suretinde görünen sayısız varlık vardır. Bunlar insan görünürler ama gönülleri, muhabbetleri, inançları, sevgileri tamamen Allah'ın vehimlerine, yani varlıklarına sunulmuş olduğu için, bunlar Allah ile diridirler, fakat Allah onlarda diri değildir. Bir insan, bir Allah'ın sevgilisine elini uzatır, oraya baş keser, orayı kendine baş eder, orayla kendini beslerse ve Hazreti Muhammed Efendimiz'e muhabbetini, sevgisini, gönlünü verirse, Hazreti Muhammed Efendimiz, selam olsun üzerine, bu gönül sahibine gecenin bir vaktinde o güzel yüzünü gösterir. O güzel yüzü gören kişi artık Hak ile Hak olmuştur, onun vücudu sadece bir örtüdür ve o örtünün altında Allah'tan başka bir şey yoktur. Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyurur. Kişi dili altında gizlidir. Bir gün Hazreti Mevlana'nın huzuruna iki kişi geliyor. Cenab-ı Mevlana ikisiyle de muhabbet ediyor, fakat biri susuyor, hiçbir şey söylemiyor, diğeri de sorularına cevap veriyor. Bu iki kişi Mevlana'nın huzurundan ayrıldıklarında, aynı muhabbet ortamında bulunanlar Mevlana'ya sormuşlar. Bunlar nasıl kişilerdi ya Mevlana? Mevlana şöyle cevap vermiş. Konuşan kişi şu derecededir, diğeri hakkında bir şey diyemiyorum çünkü konuşmadı. Yani kimliği ortaya çıkmadı. Bizler, mademki sarraf dükkanında çalışıyoruz, toplum ne ayardadır konuşmalarından anlarız. Fakat bizlerin önemli bir vazifesi de, onların örtülerini kaldırmadan, onlara insandan söz etmek. Böylece belki o insandan örnek alır da, bir gün gelir o da güzel bir insan olur, hak olur. Kısaca, insanın bedeni libadır, örtüdür. Bir hak dostu, hak ile haktır ama bu sırrı aşikar edemez, ben Allah'ım diyemez. Eğer ben Allah'ım derse benliğe tutulmuş olur ve Firavun sıfatına ermiş olur. Ne kadar yoklukta durursa, o kadar hakkın yüzü ondan tecellisini gösterir. Rubai. Gel de ben bensiz, sen de sensiz olarak şu aşk ırmağına dalalım. Yokluk mertebesine ulaşalım. Çünkü bu korulukta, yani yeryüzünde, zulümden, haksızlıklardan başka bir şey yoktur. Mevlana Celaleddin Rumi. Divan-ı Kebir, Cilt 1, 331. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar Dede. Derleyen Sibel Safiye Avcı.